City of London'a yaklaşık 2 saat uzaklıkta olan İngiltere'nin en güzel köylerinden birine getirdim seni. Byberry tipik bir Cotswold köyü. Buranın neden İngiltere'nin en güzel köyü olarak adlandırıldığını anlaması zor değil. Kültür ve çevre değerlerini korumak amacıyla kurulan National Trust'a ait Arlington Row, İngiltere'nin en ikonik yerlerinden biri. Hatta Birleşik Krallık pasaportlarının iç kapağında buranın fotoğrafı var. Byberry, İngiliz sanat ve zanaatkarlar akımının babası kabul edilen William Morris tarafından İngiltere'nin en güzel köyü ilan edilmiş olabilir. Ama şunu da eklemem gerek, Cotswolds, Birleşik Krallık'ın masalsı manzaralarıyla meşhur bir bölge ve bu bölgedeki tüm köyler birbirinden güzel. Burası yürüyerek keşfetmek için çok uygun. Sıra sıra dizilmiş taş evlerin bulunduğu Arnavut kaldırımlı Arlington Row, köyün en göz alıcı kısmı. Bridget Jones'un günlüğü, Stardust gibi filmlerin çekimleri de burada yapılmış. Tarihi açıdan da İngilizler için önemli bir yer burası. Normanlar 11. yüzyılda İngiltere'yi ele geçirince halktan vergi toplamayı kolaylaştırması için fethedilen yerlerin envanterini çıkaran bir kitap yazılmış. Kitabın 20 yılda tamamlandığı biliniyor. Böylece tarihte o zamana kadar görülmemiş büyüklükte son derece detaylı bir sayım yapılmış. Halk bu kitaptan ürktüğü için adı Kıyamet Kitabı olarak kalmış. Bugün hala arkeologların ve tarihçilerin başvurduğu bir kaynak olan bu kitapta Byberry'nin adı da geçiyor. Köyün içinden geçen Colne Nehri, değirmenlerin çalışması için önemli bir su kaynağı olduğundan dolayı Orta Çağ'da ilk defa yazılı kaynaklarda adından bahsettirmeyi başarmış bu şirin köy. Köy hakkındaki güncel veriler nüfusun ortalama 600 kişi olduğunu gösteriyor. Buradaki evlere 1 milyon pound'un üstünde değer biçiliyor. Arlington Row'daki evler ise National Trust'a ait olduğu için köyün o kısmında özel kiracılar oturuyor. Ford'un kurucusu Amerikalı iş adamı Henry Ford, buradaki evlere o kadar hayran olmuş ki bir tanesini satın alıp tüm taşları ve eve dair ne varsa hepsini söktürüp Amerika'daki mülküne nakletmiş ve günümüzde müze olarak sergileniyor. Asıl amacının Arlington Row'un tamamını satın alıp götürmek olduğu biliniyor. Neyse ki bu senaryo gerçekleşmemiş. Buraya arabayla yaklaşık 2 saatte gelebilirsin ki bence en iyi alternatiflerden birisi bu. Eğer trenle geleceğim dersen Londra'daki Paddington istasyonundan binip köye en yakın istasyon olan Campbell durağında inebilirsin. Yolculuk 1 saat 10 dakika kadar sürüyormuş. Gidiş geliş tren bileti 50-60 pound tutabiliyor. Tabii bileti erken alırsan çok daha uygun fiyata bulabilirsin. Ya da son ana bırakırsan fiyat 2 katına çıkabilir. Ama oradan taksiye binmen gerekiyor ki bu da yaklaşık 25 pound tutuyormuş. Dönüşü de dahil edersen yol ücreti kaba taslak 100 pound'u bulacak gibi görünüyor. Bunun yerine turla gelmeni tavsiye ediyorum. Get Your Guide sitesinde günübirlik Cotswolds turları düzenleniyor. Hatta bu turlar Oxford'u da kapsıyor. Yani bir taşla iki kuş vurmuş olursun. Hem daha fazla yer görmüş olacaksın, hem de ulaşım konusunda çok rahat edersin. Nereden bineceğim, son tren kaçta, taksi bulabilir miyim gibi dertlerin olmaz. Ayrıca tur fiyatları trenle kendi başına gelmenden çok daha uyguna geliyor. Köyün önemli tarihi yapılarından biri de St. Mary Kilisesi. Orta Çağ'dan günümüze gelen bu kilise, Norman ve Sakson kültürlerinin mimari stillerini yansıtıyor.
ünlü manastırları ve katedralleri ziyaret etmişliğim var tabii ama ilk defa böyle yerel bir kiliseyi gezme fırsatı yakaladım. Benim için de değişik bir tecrübe oldu. Kilisenin bahçesi mezarlık olmasına rağmen son derece huzurlu bir atmosfer vardı. Bu Anglikan Kilisesi 11. yüzyılda inşa edilmiş ve 1. derece koruma altındaki bir bina. Daha önce Birleşik Krallık'ta listelenen yapılar hakkında konuşmuştum ama videolarımda ilk defa 1. derece koruma altında olan bir binaya denk geliyoruz. O yüzden bunun önemini vurgulamak istedim. Birleşik Krallık'ta listelenmiş yapılar özel mimari ya da tarihi öneme sahip yapılar ve bunların dereceleri var. Bu yapılarda yerel otoritelerden izin almadan yenileme, yıkım ya da değişiklik yapılamıyor. Binanın 1. derece koruma altında olması demek, o binanın olağanüstü öneme sahip olduğu anlamına geliyor. Listelenen binaların yaklaşık olarak %3'ü 1. derece olduğu için çok sık karşımıza çıkan yapılar değil bunlar. Barbary'de konaklamak istersen köyün atmosferini en keyifli şekilde yaşayabileceğin otellerden biri Swan Hotel. Konaklamayacaksan bile güzel bir yemek için buranın restoranını deneyebilirsin. 1902'de kurulan Trout Farm, İngiltere'nin faal durumdaki en eski alabalık çiftliği. Çiftliğin içine girip balık tutabilir, barbekü yapabilir, golf oynayabilir veya benim gibi kafede bir şeyler yiyip içerek manzaranın tadını çıkarabilirsin. Eğer Londra dışında günübirlik bir gezi yapmayı planlıyorsan bu köy kesinlikle aklında olsun. Kışın ortasında değil de bahar aylarında gelirsen kartpostal gibi bir manzarayla karşılaşacağını da belirtmeliyim. Videoyu beğendiysen beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutma. Cheers!